Kursumuzun ikinci bloğunda rotator manşet yırtıklarını konuşacağız. Oturumumuz parsiyel rotator manşet yırtıklarıyla başlayıp tam kat ve masif onarılamaz yırtıklarla devam edeceğiz. En sonunda subscapularis yırtıklarını tartışacağız. Bu oturumumuzun sonunda yine öğle arasında fuayedeki masalarda düğüm tekniklerini çalışabileceğiniz maketlerimiz var. Onlar üzerinde sütürlerimizle beraber bu kaydırma düğümünü, omuz artroskopisinde kullandığımız kaydırma düğümünü deneyimleyebilirsiniz oradaki eğiticilerimizle beraber. İlk konuşmayı yapmak üzere, parsiyel rotator manşet yırtıkları olan ilk konuşmayı yapmak üzere Doktor Taceddin Ayanoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerli hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım, ben sizlere parsiyel rotator manşet yırtıklarını anlatacağım. Parsiyel yırtıklar tam kat yırtıklara göre genelde daha ağrılı lezyonlar. Alt gece ağrısıyla gelebiliyor hastalar, hareket kısıtlılığıyla gelebiliyor. Sıklıkla sıkışma sendromu parsiyel yırtıklara eşlik edebiliyor. Travma öyküsü de olabiliyor. Mutlaka öyküyü detaylı sorgulamamız gerekiyor. Parsiyel yırtıkları lokalizasyonuna ve derinliğine göre sınıflandırıyoruz. Bu Elman sınıflandırmasında 3 mm'nin altındaki yırtıklara grade 1, 3-6 mm arasındakilere grade 2, 6 mm'nin üzerindeki yırtıklara ise grade 3 yırtıklar diyoruz. Lokalizasyonuna göre ise bursal yüz yırtıkları, eklem yüzü yırtıkları ve intratendinöz yırtıklar olarak sınıflandırıyoruz. Burada MR görüntüleri ve artroskopi görüntülerini görüyorsunuz. Özellikle intratendinöz yırtıkları biz bu MR'daki balon görüntüsüyle tanı koyuyoruz. Çünkü eklem yüzünde ve bursal yüzde bir yırtık tespit etmemiz zor. Eklem yüzü yırtıklarında yine 3'e ayırıyoruz. Klasik kapsül yırtığı olarak grade 1 yırtıkları tanımlıyoruz. Burada bu flap tarzı bir kapsül yırtığı görüyorsunuz. Bunun tabanı rotator kabloya yakın olacak şekilde olan yırtıklara klasik kapsül yırtığı diyoruz. Bu da bizim tanımladığımız bir bulgu. Ters flap kapsül yırtığı. Bunda ise bu flap'in tabanı rotator manşet ayak izine azinden başlayacak şekilde olan bir yırtık. Bunlar daha çok bursal yüz yırtıklarına eşlik ediyorlar. Bunu gösterdiğimiz yayından birazdan bahsedeceğim. Diğeri ise ileri evre yırtıkları da. Şurada gördüğünüz gibi ayak izindeki büyük bir yırtık görüyorsunuz. Bunlara da parsiyel artiküler supraspinatus tendon evizyonu dediğimiz paste lezyonu diyoruz. Az önce bahsettiğim ters, biz bu kapsül yırtıklarındaki farklılığı fark ettikten sonra bu ters flap yırtıklara bursal yüz yırtıklarının daha sıklıkla eşlik ettiğini fark ettik ve böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu çalışmada 50 tane izole bursal yüz yırtığını çalışma grubu olarak aldık. Kontrol grubu olarak ise rotator manşetin sağlam olduğu izole slap lezyonu olan hastaları aldık. Ve bunlar da superior kapsül bulgularına baktık. Az önce bahsettiğim şu yukarıdaki sol üstteki klasik kapsül yırtığını görüyorsunuz. Tabanı kabloya yakın olan. Burada görüyorsunuz ters flap kapsül yırtığı var. Burada da kablo seviyesinde böyle yaygın bir sinovit bulgusu. Bunlara baktığımızda çalışma grubunda özellikle ters flap kapsül yırtığının ve bu dalgalanma şeklindeki bu sinovit bulgusunun kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla olduğunu istatistiksel olarak bulduk, gösterdik. Biz bunu nasıl açıklıyoruz? Şimdi alt tarafta gördüğümüz burada klasik kapsül yırtığı eklem yüzünden başlıyor, görüyorsunuz. Yırtılma devam ediyor ve tabanı kabloya yakın olan klasik kapsül yırtığı oluşuyor. Diğerinde ise ters flap'te yırtık, kapsül yırtığında ise yırtık bursal yüzden başlıyor. Yırtık doku kablo seviyesinde toplandıktan sonra kapsülü daha yukarıdan yırtıyor ve ters flap kapsül yırtığı oluşuyor. Bu çalışmanın çıkarımı olarak glenohumeral muayene sırasında eğer ters flap bir kapsül yırtığı görüyorsak mutlaka bursal yüz yırtığı açısından daha dikkatli incelememiz gerektiğini vurguladık. Şimdi etiyolojisine bakacak olursak bu yırtıkların en sık eksternal sebepler sonucunda ortaya çıkıyor. Eksternal sıkışma sendromu, internal sıkışma sendromu, glenohumeral instabilite, akut travma ve tekrarlayan mikro travma suçlanıyor. İntrinsik nedenler ise yaşlanmaya bağlı metabolik ve vasküler nedenler sonucu oluşan dejeneratif yırtıklara sebep oluyor. Şimdi burada bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi internal sıkışma sendromunu düşündürecek bulgulardan birisi değildir? Posterior omuz ağrısı, azalmış dış rotasyon, fırlatma ile omuz ağrısının kötüleşmesi, eklem yüzü kısmi rotator manşet yırtığı olması, slap lezyonun birlikteliğinin olması. Birazdan cevabına geçeceğiz.
Etiyolojik faktörlerden en sık gördüğümüz subakromiyal sıkışma sendromu. Bunu 2016 yılında yayınladığımız bir çalışmada bunu göstermiştik. Bu çalışmada konservatif tedaviye cevap vermeyen Elman Grade 3 96 izole parsiyel supraspinatus yırtığı olan hastayı retrospektif olarak değerlendirdik ve bu hastaları bursal yüzü ve eklem yüzü yırtığı olarak iki gruba ayırdık. Bu hastalarda sıkışma sendromunun artroskopik bulgusu olan koruk akromiyal ligaman dejenerasyon evrelendirmesi yaptık. Bu evrelendirmeyi de Royal Berkshire Hospital sınıflandırmasıyla yaptık. Bu sınıflandırmaya göre grade 0'da sağlam bir normal bir ligaman görüyoruz. Eğer minör bir saçaklanma varsa grade 1, ciddi bir saçaklanma varsa grade 2, eğer çıplak kemiği görüyorsak grade 3 olarak sınıflandırıyoruz. Çalışmamızın bulgularını burada görüyorsunuz. Eklem yüzü yırtığı olan grupta daha çok grade 0 ve 1 görürken bursal yüz yırtığı olan grupta daha çok grade 2 ve 3 olduğunu, ileri evre dejenerasyon olduğunu gördük. Bu da subakromiyal sıkışma sendromu bursal yüz parsiyel yırtıklara daha sıklıkla eşlik ettiğini gösterdik bu çalışmada. Şimdi biz biliyoruz ki tam kat yırtıklar dejeneratif tam kat yırtıklar oluşmadan önce ya bursal yüzden ya da eklem yüzünden kısmi bir yırtık olarak başlayıp tam kat yırtığa ilerliyor. Peki tam kat bir yırtık gördüğümüzde biz bunun nereden başladığını anlayabilir miyiz diye düşündüğümüzde böyle bir bulgu tespit ettik. Ayak izindeki böyle bir kapsül kalıntısı, şurada gördüğünüz gibi. Burada tam kat kresentik bir yırtık var ve bunu arşivimizden çalışmaya karar verdik. İki grup oluşturduk. Kapsül kalıntısı olan grup ve olmayan grup. Bu hastaların hepsi kresentik, tam kat, rotator manşet rüptürü olan hastalar. Bu şekilde kapsül kalıntısı olan hastalarda daha ileri evre koruk akromiyal ligaman dejenerasyonu, tip 2 akromiyonun daha fazla olduğunu, akromiyoklavikül eklemde daha fazla osteofit olduğunu, akromiyohumeral mesafenin daha çok azaldığını ve kritik omuz açısının arttığını istatistiksel olarak gösterdik. Bu çalışmanın sonucu olarak da eğer bir kapsül kalıntısı, ayak izinde böyle bir kapsül kalıntısı görüyorsak tam kat yırtıklarda, bu yırtığın bursal yüzden başlayarak tam kata döndüğü hakkında bize fikir verebilir. Peki akromiyoplasti yapalım mı, yapmayalım mı? Bu konuda henüz bir tam görüş birliği yok. Yapılan çalışmalar var. 74 parsiyel bursal yüz yırtığını institü teknik kullanarak tek sıra tamir uygulamışlar. Bunların hiçbirini akromiyoplasti yapmamışlar. Minimum 2 yıl takip edip ASES skorlarında ortalama 42'den 86'ya yükseldiğini bulmuşlar. Bu da literatürdeki çalışmalarla uyumlu. Genelde bütün çalışmalarda benzeri sonuçlar elde ediliyor. Gelelim intrinsek sıkışmaya. Şimdi normalde abdüksiyon dış rotasyon sırasında supraspinatus ve infraspinatus eklem yüzleri ile glenoid posterior arasında bir fizyolojik bir temas var. Ancak atletlerde ağrı ve performans kaybına sebep oluyorsa biz buna patolojik diyoruz. Peki patolojik intrinsek sıkışma sendromunda ne oluyor? Genellikle posterior omuz ağrısı oluyor. Hastada iç rotasyon kısıtlılığı oluyor. Eklem yüzü parsiyel yırtık ve slap lezyonu eşlik ediyor. Nedenleri olarak glenoid retroversiyonu, posterior kapsül kontraktörü ve scapular diskleneci suçlanıyor. Bu çalışma 2019 yılında yayınlanmış. 87 beyzbol oyuncusunu ultrason ile taramışlar. Bunların eklem yüzünde parsiyel yırtık var mı yok mu diye taramışlar. 19'unda supraspinatusta, 13'ünde infraspinatusta, 9'unda hem supraspinatus hem infraspinatusta 40 yırtık olduğunu görmüşler. 46'sında da bir yırtık görmemişler. Bunları 4 grup haline getirip karşılaştırmışlar. Ağrı ve kuvvet kaybı açısından değerlendirdiklerinde gruplar arasında bir fark olmadığını gözlemlemişler. Bu da bu intrinsek sıkışmanın özellikle atletlerde fizyolojik bir durum olduğunu kanıtlayan bir çalışma. Biz de bunu normal popülasyonda, atletik olmayan popülasyonda değerlendirmek istedik kendi hastalarımızda. Bursal yüz yırtığı ve eklem yüzü yırtığı olan hastaları değerlendirdik. Bunlar aldık ve bunlarda slap lezyonu varlığı ve glenoid retroversiyonun eklem yüzü yırtıklarına daha sıklıkla eşlik ettiğini gördük. Eklem yüzü parsiyel yırtık tespit edildiğinde mutlaka slap lezyonu ve glenoid retroversiyonu değerlendirilmeli. Daha detaylı değerlendirilmeli. İntrinsek sıkışma sendromu varlığı düşünülüyorsa konservatif tedavide mutlaka ısrar edilmedi. Altta yatan posterior kapsül gerginliği ve scapular diskinezi öncelikle çözülmezse cerrahi tedavinin başarısının etkileneceğini düşünüyoruz. Az önceki sorumuzun cevabına değinecek olursak
intrinsik sıkışma sendromunda özellikle eklem yüzü kısmi yırtığı ve slap lezyonu birlikteliğini görüyoruz. Tanıyı klinik olarak koyuyoruz. Özellikle atletlerde posterior omuz ağrısı ve iç rotasyon kısıtlılığı varsa cevabımız iç rotasyon, azalmış iç rotasyon olacaktı. Ve fırlatma ile veya başüstü aktivite ile ağrısı kötüleşiyorsa bu bizim tanımızı destekliyor. Şimdi tedavisine değinecek olursak, yapılan radyoloji çalışmalarında parsiyel yırtıkların ilerleme riskinin düşük olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla mutlaka konservatif tedavi denemeliyiz bütün hastalarda. Eğer konservatif tedavi 3-6 ay konservatif tedaviye cevap vermiyorsa, o zaman artroskopik tedavi düşünebiliriz. Konservatif olarak aktivite düzenlemesi, ağrı kontrolü, enjeksiyonlar ve fizik tedavi modaliteleri uygulayabiliriz. Buna cevap alamıyorsak eğer, yırtığın lokalizasyonu ve derinliğine göre debridman, institü tamir veya tam kata çevirerek tamir tekniklerini uygulayabiliyoruz. Şimdi konservatif tedavi, bu çalışmada konservatif tedavi, parsiyel yırtıklardaki konservatif tedavinin etkinliğini değerlendiren bir çalışma. 272 hastayı 6 ay süreyle aynı protokolle takip etmişler. Özellikle bursal yüz yırtıklarında, dominant ekstremite yırtıklarında ve %50'den daha fazla derinlikteki yırtıklarda konservatif tedavinin daha başarısız olduğunu göstermişler. Bu da bizim yaptığımız bir çalışma. Bazı hastaların konservatif tedavi ağrı nedeniyle, özellikle gece ağrısı nedeniyle bu konservatif tedavi tolere edemediğini, tamamlayamadığını gördük ve bu hastaların sonuçlarını merak ettik. Bu çalışmadaki amacımız şuydu: preoperatif hastanın konservatif tedavi alması artroskopik tamirin sonuçlarına etkisinin olup olmadığını incelemekti. 201 tane izole parsiyel rotator manşet yırtığı olan hastayı değerlendirdik ve bunları 4 gruba ayırdık. Bursal yüz yırtığı olanlar, eklem yüzü yırtığı olanlar ve konservatif tedavi alıp almamalarına göre 4 gruba ayırdık. Çalışmanın sonucunda bütün gruplarda ciddi bir artış olduğunu gördük. Ancak en önemli artışın ikinci grupta, yani bursal yüz konservatif tedavi almayan gruptaki grubun daha iyi, daha yüksek oranda ASES skorunda yükselme olduğunu gördük. Bunu biz bir ağrı nedeniyle preoperatif ASES skorunun diğer gruplara daha düşük olmasına bağlıyoruz. Çalışmanın çıkarımı olarak mutlaka konservatif tedavi olmalı. Yani direkt bursal yüz yırtıklarına artroskopi yapalım diye bir çıkarımımız yok. Mutlaka konservatif tedaviyle başlamalıyız. Özellikle bursal yüz yırtıklarda konservatif tedavi ağrı nedeniyle tolere edemeyen hastalarda çok da ısrarcı olunmaması gerektiğini bu çalışmada vurguladık. Peki artroskopik olarak ne yapıyoruz? Burada grade 1 bir yırtık görüyorsunuz. Kapsül yırtığı. Sunumun başında bunu kapsül yırtığı olarak tanımlamıştık, görüyorsunuz. Filep tarzında bir yırtık. Tabanı kabloya yakın olan bir yırtık. İğneyle bakın muayenesini yaptık. Grade 1 yırtıklar da genellikle RF ile debridman yeterli oluyor. Bir tamir uygulamamıza gerek yok. Bu eklem yüzü grade 1 bir yırtık. Burada bir vurgulamak istediğimiz nokta var. Mutlaka bu şekilde bir yırtık gördüğümüzde, eklem yüzünde kısmi bir yırtık gördüğümüzde mutlaka bir işaret dikişi koyup bunun subakromiyal bölgede bir devamlı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın burada bir bursal yüz yırtığı da var. Ancak devamlılığı yok iki yırtığın birbiriyle. Dolayısıyla bir tamir uygulamamıza gerek olmadı. Debridman bu grade 1 yırtıklar için yeterli bir tedavi. Peki ileri evre yırtıklarda ne yapıyoruz? Burada bursal yüz yırtığını görüyorsunuz. İleri evrede bir yırtık. Aşağıda kapsül dokusunun sağlam olduğunu görüyorsunuz. Şimdi lateral portalden bakıyoruz buraya. Burada iki tane tamir seçeneğimiz var. Biri çift sıra gergi bandı tekniği. O bu. Şimdi rotor manşet ayak izini temizledikten sonra kapsül sağlam kalacak şekilde bir tane çift iplikli ankoru medyale yerleştirdik. Daha sonra bu ankorun iplerini yırtık dokunun anterior ve posteriorundan geçiriyoruz. Daha sonrasında laterale bir sütursuz ankor, bu aynı renkteki ipleri bu sütursuz ankora yerleştirdikten sonra laterale gergi bandını tamamlayıp en son diğer aynı renkteki ipi, medyaldeki ipi düğümlüyoruz ve çift sıra tamiri tamamlıyoruz. Bu da tamir sonrası görüntüsünü görüyorsunuz. Şimdi diğer tekniğimiz ise bunu Ulunay hocamızın tanımladığı bir teknik. Bununla ilgili yaptığımız bir çalışma var. Onu da sunumun ilerleyen slaytlarında bahsedeceğim. Modifiye lateral gergi bandı tekniği. Burada da yine bakın ileri evrede bir bursal yüz yırtığı olduğunu gördük. Burada korokakromiyal ligamanda ileri derecede bir dejenerasyon var. Şimdi bu teknikte iki tane serbest sütür ve bir tane sütürsüz ankor kullanıyoruz.
Öncelikle lasso yardımıyla bakın ilk serbest türümüzü yırtık dokunun anteriöründen geçirip anterior portale aldık. Şu an biz posterior portalden bakıyoruz. Şu anterior portal, burada lateral portal. Şimdi ikinci serbest türümüzü de posteriordan geçirdikten sonra dokudan geçen ipleri anterior portala, geçmeyenleri posterior portale aldık. Şimdi anteriordaki ipleri bir loop düğüm yapıyoruz. Daha sonra bu lateraldeki dokudan geçmeyen, serbest sütürlerin dokudan geçmeyen uçlarını kullanarak bu loop düğümü yırtık dokunun üzerine yerleştiriyoruz. Bu bize yırtık dokuyu ayak izine bastırmamızı sağlayacak. Şimdi bunu biz aynı zamanda lateralde gerdirmek istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Bir tane anteriordaki ipi lateral portale aldık. Posteriordaki ipi anterior portale aldık karışmaması için. Yine lasso yardımıyla anteriordan geçtiğimiz ilk ilk sütürün daha medialinden olacak şekilde tekrar lasso yardımıyla ve taşıyıcı ipler yardımıyla dokudan geçmemiş olan ipin ucunu yine geçiriyoruz. Anterior portale aldık. Şimdi diğer posteriordaki serbest ucu aldık. Onu da aynı şekilde posteriordan ilk geçtiğimiz sütürün daha medialinden olacak şekilde lasso ve taşıyıcı ipler yardımıyla bu sütürü de dokunun içerisinden geçiriyoruz. Onları daha sonrasında laterale gerdireceğiz. Bir tane sütürsüz ankora yükledikten sonra bu ipleri lateral portale aldık. Ankora yüklüyoruz ipleri. İlk teknikten farklı olarak iki ankor değil de burada iki tane serbest sütür ve bir tane ankor kullanmış olduk. Laterale yerleştirdiğimiz ankorla lateral gergi bandını da tamamladıktan sonra ipleri kesiyoruz. Böylece bu ankor laterale gerdirme işlemini, diğer şuradaki loop düğümümüz ise medialde yırtığın ayak izine bastırılması işlemini gerçekleştirmiş oldu. Peki intratendinöz yırtıklardan yapıyoruz. Bundan burada tanısını MR'la koyduğumuzu söylemiştik. Çünkü eklem yüzünde ve bursa yüzünde bir yırtık göremiyoruz. Burada tanıyı koyduracak şey, bakın bu delaminasyonun olduğu alanı probla mutlaka tespit etmemiz lazım. Daha sonrasında bu bölgeye, bakın şurada gördüğünüz gibi şurası yırtık. Kapsül sağlam kalacak şekilde bir debridman uygulayıp daha sonrasında yine modifiye lateral gergi bandı tekniğini uyguluyoruz biz. Kapsülü sağlam bırakmamızın nedeni kapsül dokusunun kanla beslenmesi olduğu için tamir şansını arttıracağını düşündüğümüz için onu sağlam bırakıyoruz. Peki ileri evre eklem yüzü yırtıklarında ne yapıyoruz? Paste lezyonu olarak tanımlamıştık. Burada iki tekniğimiz var. Biri in-situ, yani geri kalan tendonu bırakarak ankor onun içerisinden yerleştirerek yaptığımız teknik. Diğeri de tam kat yırtığa çevirerek tamir tekniği. Burada şimdi in-situ tekniği görüyorsunuz. Ankoru tendonun içerisinden ayak izini hazırladıktan sonra medyale yerleştirdik ve çift iplikli ankorun aynı renkli iplerini anterior ve posterior'a alarak anterior ve posterior bacakları oluşturuyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi geri kalan tendonu hiç dokunmadık. Daha sonra subakromiyalgi bölgeye geçtikten sonra bu ipleri düğümlüyoruz. Şimdi eklem yüzündeki görüntüsünü göreceksiniz. Bakın eklem yüzündeki tamir sonrası görüntüsü de bu. Peki biz ne yapıyoruz? Yapılan histoloji çalışmaları var. Bu çalışmalarda geri kalan sağlam tendonda da aslında histolojik olarak dejenerasyonun ileri evrede olduğu gösterilmiş çalışmalar var. Biz tam katı çevirerek tamir tekniğini tercih ediyoruz. Peki iki teknik arasında fark var mı literatürde? Bu konuda yapılmış çalışmalar var, karşılaştırılmış çalışmalar var. 3 tane eklem yüzü yırtığı, bir tane bursa yüzü yırtığı ile ilgili çalışmada her 4 çalışmada da klinik olarak iki teknik arasında bir fark olmadığı gösterilmiş. Uzun dönem sonuçları nasıl? Parsiyel rotator manşet tamirlerinin 62, bu en uzun süreli çalışma. 62 hasta in-situ tamirle tamir tekniğiyle onarılmış. Minimum 8 yıl, ortalama 10 yıl takip etmişler ve ASES skorlarında ortalama 45'ten 85'e bir yükselme olduğunu, özellikle 30 sporcunun 27'sinin spora geri dönüşü sağladığını belirtmişler bu çalışmada.
Peki rerüptür oranları ne? 393 parsiyel rotator manşet yırtığını tam kata çevirerek tamir et, tek ankorla tamir etmişler ve postoperatif 6. ay ultrasonla değerlendirdiklerinde %5 oranında rerüptür oranı görmüşler. Bu da bizim az önce bahsettiğimiz çalışmamız. Bu çalışmada hem tekniği tanımlamıştık hem de her 3 yırtık tipindeki sonuçlarımızı karşılaştırmıştık. 20'şer her 3 yırtık tipinden 20'şer hastayı çalışmaya dahil ettik. Bursal yüz yırtığı ve intraternöz yırtıklara modifiye lateral gergi bandı tekniğini, eklem yüzü yırtığına ise tam katara çevirerek tamir tekniğini uyguladık. Burada çalışmamızın sonuçlarını görüyorsunuz. Her 3 yırtık tipinde de benzer olarak yükselme olduğunu ve literatürle uyumlu olduğunu gördük. Parsiyel rotator manşet yırtıklarının ilk tedavisi mutlaka konservatif olmalı. Konservatif tedaviye cevap alamıyorsak artroskopik tamir iyi bir seçenek. Literatürdeki yayınların hepsi genelde iyi sonuçlar bildiriyor. Modifiye lateral gergi bandı tekniği de bursal yüz ve intraternöz yırtıklar için yeterli bir teknik olduğunu vurguluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.